Evet efendim, programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır'la birlikte olacağız. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Eren, iyi yayınlar diliyorum. Kudret, çok teşekkür ederim. Fed ile başlayalım. Çünkü bu haftanın en önemli tartışması, gündem maddesi Amerika Merkez Bankası'nın Kasım toplantısı olacak. 75 bas puana piyasalar kesin gözle bakıyorlar şu anda ama enflasyon yüksek. Yani Kudret, sen de çok iyi biliyorsun ki özellikle manşet taraftaki gevşeme çok tatmin edici değil ama diğer tarafta çekirdek enflasyonda da keskin bir yükseliş hareketi var. Piyasanın beklediğinden daha kuvvetli bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Peki bu ölçüde 75 bas puan yeterli olur mu? Yoksa hani piyasalarda çok küçük bir kesim 100 bas puandan bahsediliyor. 100 bas puanlık faiz arttırımının bir sözlü yönlendirmesi de gerçi olmadı ama 100 bas puan gibi bir ihtimal de var mı? Nasıl değerlendiriyorsun? Bu toplantıda Fed'in 75 bas puan faiz artışı ihtimali neredeyse kesin. Yani orada 50 ya da 100 şeklinde bir sürpriz oluşturacak bir görüntünün izleneceğini ben düşünmüyorum. O sebeple de 75 zaten cepte olarak vurgulamakta fayda var. Zaten aslında bu toplantıyı çok kritik yapan en önemli husus 75 bas puan faiz artışından ziyade yeni dönemdeki toplantılarda vereceği mesajlar. Yani metin içerisinde ve Başkan Powell'ın konuşmasında Aralık'ta 50 mi olacak, 75 mi olacak? Piyasalar buna bakacak. İlaveten özellikle 2023 yılında da bu faiz artış temposunda süreç ne olacak? Mesela bugün sabah ben baktığımda hani CMI Fed Watch'a 2023 yılı için 2 adet faiz artışı beklentisi vardı. Ve şu anda o 2 adet faiz artışı beklentisi 1'e düştü. Yani bu neydi? Şubat'ta 50 ve Mayıs'ta bir de 25 bas puan tarzında bir görüntü vardı. Şimdi bu tamamen tek bir faiz artışıyla %5 eşik bölgesine yaklaşılan bir senaryo olarak fiyatlama alanı içerisinde. Bu anlamda da özellikle burada Powell'ın konuşma içeriklerinde sorulan sorulara vereceği cevaplar da bu anlamda kritik olacaktır. Özellikle geleceğe yönelik faiz tonunda yumuşama olacak mı, olmayacak mı? Bütün traderlar aslında Powell'ın konuşmasına odaklanacağını söyleyebilir. Kudret, şimdi ben yayına başlarken de bir miktar girizgah yaptım. Zaten sen de izlemişsindir, duymuşsundur. Şimdi hem dolar endeksinde hem de ABD tahvil cephesinde bir gevşeme var. Yarın da FOMC toplantısı var. Bu gevşemeyi neye yormak lazım? Sence piyasalar 75 bas puana zaten kesin gözle görüyorlar ama sence Powell'ın sözcüklerinden, Powell'ın kurduğu cümlelerden Aralık ayındaki faizlerde bir 50 bas puanlık arttırım mı fiyatlanıyor? Bu beklentim var piyasalarda. Nasıl değerlendiriyorsun buradaki gevşemeyi? Hem dolar endeksinde hem de ABD tahvil getirilerindeki düşüşü. Kesinlikle katılıyorum. Yani Fed'in biraz daha faiz tonlamasını yavaşlatacağına yönelik beklentiler ayın ilk işlem gününde hem dolar tarafında, dolar endeks tarafında hem de Amerikan tahvil faiz oranlarında çok net bir şekilde yansıyor. Biraz önce söylediğim husus da önemliydi. Ben hani bugünkü anlık fiyatlama reaksiyonu üzerinde de etkili olduğunu düşünüyorum. 2023 yılında 2 adet faiz artışı beklentisi varken hemen bu 1 adete düşmüş oldu. Yani sabahtan ikindiye kadar, öğleden sonraki sürece kadar burada bir değişim oldu. Aslında burada da şöyle bir soru işareti oluşuyor. 14 Aralık'taki toplantıya kadar ki o toplantıda ekonomik projeksiyonları görerek 2023 senaryosunda çok net bir şekilde görmüş olacağız. 14 Aralık'a kadar gelecek her veri setiyle birlikte aslında biz Chicago Ticaret Borsası vadeli tahminlerinde faiz tahminleri, beklentilerdeki o oynaklığı göreceğiz. Bu da ister istemez kısa vadeli işlem gerçekleştirenlerin üzerinde bu oynaklığında net bir şekilde görülmesine imkan tanıyacaktır. Bu anlamda özellikle bu süreci de dikkatle takip etmek gerekiyor. Ama şu anda tonlamada biraz yavaşlık ister istemez dolar endeksi ve Amerikan tahvil faiz oranlarında bir baskı unsuru oluşturmakta. Peki diyelim ki yarın Fed Başkanı Powell çıktı, açıklamasını yaptı ve bu açıklamada satır aralarından piyasa şöyle bir beklentiye büründü. Şöyle bir beklentisi oluştu. Aralık ayında 50 bas puanlık faiz arttırımı. Şu an tamamen senaryo çiziyorum. Peki bu senaryo altında dolar endeksinde ve ABD tahvil getirilerindeki mevcut geri çekilmelerin düşüşün daha da kuvvetlenmesini ve keskinleşmesini beklemek doğru olur mu?
Ben çok sert hareketler olabileceğini düşünmüyorum. Yani Powell 50 bas puan faiz artışı mesajını verse de zaten fiyatlama noktalarında belli bir süreç o noktada önceden fiyatlama alanına girdiği için ister istemez bu konuşmanın netleşmesi yani beklentinin netleşmesiyle birlikte o sert hareketlilik devam etmeyecektir. Tabii ki burada belki kısmen bir dolar endeksinde Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranında işin netleştiği boyutunda biraz aşağı yönlü hareketler izlenebilir. Yani piyasalar biraz daha rahat nefes almak isteyebilir ama bunu çok sert bir şekilde hareket olacaktır söylemine girmek kolay değil. Bunun olması için 50'den ziyade 25 bas puan faiz artışı şeklinde bir yorum yapılsa o zaman o sert bir beklenti oluşabilir. Ama piyasalar şu anda zaten 50 bas puana hazırlanıyor olduğunu söyleyebiliriz fiyatlama tarafında. Şimdi Goldman Sachs'ın da bu konuda bazı beklentileri var. Onu nasıl değerlendirmek istersin? Diyor ki Kasım ayında 75 bas puanlık faiz arttırımı, Aralık ayında 50 ve önümüzdeki sene itibariyle de şöyle bir taraftan da notlarıma bakıyorum. 25'er bas puanlık faiz arttırımıyla beraber Mart ayına geldiğimiz zaman ABD'nin politika faizi %5'e çıkartılacak ve bu %5 zirve olacak gibi bir beklentisi var. Bu beklentiyi nasıl değerlendiriyorsun? Senin bas senaryonla senin beklentinle uyuşuyor mu? Aslında yani şu anda piyasanın ana konsensusu bu. Yani Şubat'ta 25 bas puan faiz artışı yapıp eşik %5 bölgesine taşınması ve hatta hani Şubat'ta 50 bas puan yapıp daha doğrusu 5'e taşınması ve akabinde burada faizi sabitlemesi şeklinde. Tabii ben hani kişisel olarak yılın sonuna kadar yapacağını yapar, yeni yılla birlikte artık sabit faiz politikasını savunur gibi düşünce içerisindeydim. Geçenki toplantıda bunu zaten paylaşmıştım. Ama piyasanın beklentisi şu anda en azından ilk çeyrekteki ilk toplantıda faiz artışıyla bu artık artış serüvenini sonlandırmak, enflasyonda aşağı yönlü eğilimleri izlemek, bu süre zarfında sabit para politikasıyla o sıkı mesajını vermek, enflasyonda umduğu hedefe ulaşırsa burada zaten indirim patikasına geçmesi ama 2023 yılında böyle bir indirim patikasının da olmadığını en azından FOMC dot plot ve ekonomik projeksiyonlardan görebilmekteyiz. Peki sence Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bu analiz diyelim ki tuttu. Yani Fed bu şekilde adım attı. Kasım'da yarın 75 bas puan, Aralık'ta 50 bas puan, Ocak'ta FOMC toplantısı. Bildiğim kadarıyla yok. Şubat'ta ve Mart'ta 25 bas puanlık faiz arttırımı. Yani faiz arttırım hızını step step kademe kademe düşürmeye başladı. Bu emtiaları nasıl etkiler? Özellikle de ons altın fiyatları nasıl etkiler? Ons altın ne zaman canlanır? Çünkü Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber yeniden 2070 dolarlara kadar gevşeyen ons altını şu anda bakıyorum düşüş o kadar sert olmuş ki devam etmiş ki 1620 dolarlara kadar, 1610 dolarlara kadar gevşeme halinde olduğunu görüyoruz. Bu düşüş trendi ne zaman sonlanır? Kudret, nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü ons altın noktasında çok fazla soru geliyor. Aslında bu sorunun cevabı Doğu ile Batı'nın mücadelesi ne zaman sonlanacak eşdeğer. Çünkü Doğu altın sürekli altın rezervlerini arttırmak için uğraşırken Batı bu noktada altın rezervlerinde azalmalara gitmekte. Şimdi altın fiyatında özellikle şöyle bir tarihi istatistik hususunu da paylaşmak istiyorum. Şimdi 2019 yılından itibaren ons altın 50 aylık yüzsel hareketli ortalama üzerinde sürekli aylık kapanış yaparak her daim sorunsuz bir görüntü izliyorduk. Ancak hem Ekim ayında hem de Eylül ayında o ortalamanın altında aylık kapanış yaptı. Yani biz son 2 ay o ortalamanın altında ard arda kapanışlar yaparak aslında o 2019'dan itibaren oluşan pozitif havayı da bir sonlandırma görüntüsüne geçtik. Şimdi ilaveten Eylül ayının da altında Ekim ayı kapanışı gördük. Orada bir hani aylık grafiklere bakarsak ters çekiç formasyonu tarzında görüntüler de var. Yani buradan şunu çıkarmak istiyorum. Fiyat anlamında baktığımız zaman da ons altında daha da alt bölgelere inebilme senaryoları var. Yani 1614-15 dip bölgelerin altında 1550-1580 gibi rakamları bile telaffuz edebilme ihtimalimiz var. Ancak altını ayakta tutacak birkaç gelişme var. Nedir bu? Örnek veriyorum.
işte 2023 yılına ilişkin ülkeler arasında bir jeopolitik risk teması. Ya da işte 2023 yılında resesyon ve resesyondan işte resesyon görüntüsünde altın yukarı, petrol aşağı senaryolarının her daim istatistiksel anlamda çalışıyor olması gibi gibi. Ya da Fed'in faiz tonlamasındaki agresif tonundan vazgeçmesi, tonunu yumuşatması ve belli bir dönemden sonra faiz artışını sonlandırması. Bütün bu gelişmelere baktığımız zaman da aslında yeni dönemde orta uzun vadeli konjonktürde altın nerede dip yapabilir hususu gündemimize geliyor. Yani nereden altın alırsam çok daha uzun vadeli konjonktürde başarı sağlayabilirim şeklinde. Ama gel gelelim, yani bu senaryoyu konuşuyoruz ama gel gelelim işin fiyatına odaklandığımız zaman hem kısa vadeli hem orta uzun vadeli konjonktürde altının yükselişini destekleyecek fiyatsal ya da trendsel anlamda bir sebep yok. Keza kısa vadeli olarak baktığımız zaman 1670'ler, orta uzun vadeli kabataslak baktığımız zaman da 1750-1800 aralığı gerçekten ons altın dinamiklerinde aşağı yönlü hareketi baskılıyor. Yani bu sebeple de şu andan yatırımcılar ya ons altın çok düştü, artık Fed faiz arttırmayacak, yani belli bir noktada arttırmayacak, biz o zaman alıma girelim de bekleyelim şeklinde bir ön yargı içerisine girmemesi lazım. Evet bu olacaktır ama şu an o an olmadığını söyleyebiliriz ve kısa vadeli olarak da 1670 geçilmediği müddetçe aşağıda 1615'lere kadar potansiyellerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet bugün dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareketle birlikte ons altın, hatta ons gümüş bir cesaret aldı, bir yükselme eğiliminde, ama uzun zamandır ons altın çırpındıkça batıyor. Bu sebeple de biraz daha dikkatli, temkinli olmak gerekiyor. Fiyatsal anlamda henüz altın için bir yukarı yönlü fırsat olmadığını söyleyebilirim. Peki 2023 yılında altın ve gümüş gibi emtialarda nasıl bir performans beklersin? Aslında altın, gümüş gibi ürünler portföylerde her daim bulundurulmalı. Tabii bunu Türkiye ve global anlamda ayırmak da gerekiyor. Çünkü bizde gram altın aslında yatırımcıların bir güvenli liman olarak görülebiliyor. Ons altın bu düşüşe rağmen dolar Türk lirası hareketi bizi aslında bir noktada burada sınırlandırıyor düşüşleri. Bu anlamda önemli. Tabii bunu globale taşıyacak olursak yeni hikayelere ihtiyacımız var. Yani ons altın evet bu sene %10 civarında bir düşüş kaydetti. Ama onun öncesinde 2070 tarihi zirve bölümüne ulaşmıştı. Onu da dipnot geçmek gerekiyor. Şimdi yeni dönemde yine portföylerde altın her daim olacaktır. Hatta eğer Fed gerçekten tonunda yavaşlama hususu piyasaların ikna edici bir görüntüyle ulaşırsa ons altın 2013 yılından itibaren tarihi istatistik olarak yılın son bölümünde bir dip yapar. Genellikle bunu Kasım ya da Aralık'ta yapar ve yeni yılın ilk çeyreğine kadar, hatta ilk ayında bu potansiyel hareketi oluşturur. Yani böyle bir 2023 beklentisiyle dipten dönüş sergilenebilir. Ama burada resesyon konusu ne kadar gündemde olacak? Rusya-Ukrayna dışında herhangi bir jeopolitik risk teması olacak mı? Ticaret savaşları parantez içerisinde böyle bir senaryo olacak mı? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Yoksa altını tek başına baktığımız zaman da klişe yatırım aracından ziyade işin fiyat kısmı henüz orada bir potansiyel barındırmıyor. Sadece ara bölgelerde bir düzeltme hareketi açısından kısa vadeli al-sat tercihleri gerçekleştirilebilir. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, değerli katkın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.